Birazcık DNA'dan bahsetmek istiyorum. Şimdiye kadar biz Darwinistlerin hurda DNA diye adlandırdıkları o bölümden çok bahsettik. Onun neden dolayı çöküşte olduğunu, o iddianın neden çöküşte olduğunu da çok defa anlattık. Ben tekrar bu konuya değinmek istiyorum çünkü önemli bir konu. Çünkü bu konuyu da kullanarak genel olarak aldatmaya çalışıyor Darwinistler. Çök DNA, hurda DNA ne? Yani onların iddiasıyla ne? Öyle bir şey yok tabii ki. DNA'nın içinde hurda olan bir parça yok. Onların iddiası işte evrimleşerek geldi ve bir kısımda kullanılmıyor DNA'nın diyorlar. Bu doğru değil. Şimdi DNA'nın çeşitli bölümleri var. Intronlar var ve eksonlar var. Bizim gen dediğimiz bölümleri eksonlar oluşturuyorlar. Genler ne yapıyor? Bütün vücuttaki her türlü özelliğimizi belirliyorlar. Belirleyici genler. Her şeyimiz yani konuşmamızdan görünümümüze kadar, göz rengimizden saç biçimimize kadar her şeyimiz genlerde kayıtlı. Bu her canlı için geçerli yani. Biz sadece bizim için değil, bir bakteri için de geçerli, bir tavşan için de geçerli, bir insan için de geçerli. Bir bitki için de aynı şekilde geçerli. Şimdi eksonlar bunları oluşturuyorlar fakat şu ana kadar tespit edilen çeşitli bilim adamları çeşitli şeyler söylüyorlar. Fakat genel olarak kabul edilen sadece DNA'nın %3'ünün veya bazılarına göre %5'inin eksonları oluşturduğu yönünde. Diğer geri kalan %97'lik bölümde DNA'nın intronları oluşturuyor ve bunların görevsiz olduğunu, bir işe yaramadıklarını iddia ediyordu Darwinistler. O yüzden de bunlara hurda DNA adını koymuşlardı. İşte atalarımızdan gelen çöp DNA parçaları olarak isimlendirmişlerdi. İşte bunun geçersiz olduğunu biz çok defa anlattık. Başta çok uzun şu konuyu anlatmıştık. Biliyorsunuz protein sentezi çok olağanüstü bir işlemdir hücrenin içinde. Ve bu intron parçaları yani o %97'yi oluşturan fakat gen özelliği göstermeyen, kodlama özelliği göstermeyen bu parçaların protein sentezinde çok önemli işlevlerin olduğunu, yardımcı görevlerinin olduğundan bahsetmiştik. Bunların bir başka görevi de çok önemli bir görevdir bu. Genel olarak bu ekson parçalarının yani gen parçalarının, vücuttaki işlemleri kodlayan parçaların dışarıdan aldığı ultraviyole ışınların veya zararlı diğer ışınları diğer parçalar yani Darwinistlerin hurda olarak adlandırdığı bu intron parçaları koruyucu görev görüyorlar. Yani onların maruz kaldığı bu dışarıdan gelen ultraviyole ışınları etkisini o kadar azaltıyorlar ki sadece böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında genler sadece bunların %3'üyle muhatap oluyorlar. Yani müthiş bir koruma kalkanı adeta bir paratoner görevleri var. Eğer bu intronlar olmasa daha pek çok görevleri var bunların ama bu görevlerinden sadece bir tanesi. Eğer intronlar olmasa genlerimiz yani kodlayan bu önemli bölümler çok ciddi şekilde bazı zamanlarda mesela bir röntgen cihazına girdiğimizde veya farklı bir durumda radyasyona çok kolay maruz kalabilecek ve bu da biliyorsunuz kansere kadar sebep olan olaylara sebebiyet verebilecekti. Fakat intronların bu paratoner görevi nedeniyle koruyucu kalkan görevini yerine getiriyor ve genleri çok ciddi şekilde koruyor. Eğer bunları çıkarıp alırsanız zaten bu gen kodlama işi tamamen ortadan kalkıyor ve zaten işlevini yitiriyor hücre. Fakat aynı zamanda da dışarıdan gelen bu tehlikelere açık hale gelmiş oluyor. Bilim adamlarının çözemediği bir diğer husus da tabii hala üzerinde düşünüyorlar. Genleri kodlayan egzonlarla kodlamayan intronların aynı maddeden meydana geliyor olması, aynı nükleositlerden meydana geliyor olması ama nasıl bir kısmının belirleyici özelliğe sahip olup nasıl bir kısmının olmadığı işte bunu şu ana kadar açıklayabilen bir bilim adamı olmadı. Onu Allah öyle dilediği için onlara o görevi veriyor. Genler olağanüstü yaratılış harikalarıdır. Allah dilediği için onlar bize özellik veren parçalar olarak DNA'larımızı da kodlular şu anda.